Washington'dan VOA Türkçe Stüdyolarından merhaba. Ben Mehtap Çolak Yılmaz. Amerika'da ard arda yaşanan kitlesel silahlı saldırılar silah yasası tartışmasını bir kez daha gündeme taşıdı. Amerika'da 3 yetişkinden biri aşılandı. Vakalar artıyor. Nedeni varyantlar mı? Amerika'da pandeminin sembolü New York normale dönüyor. Bu hafta yayınımızda izleyeceğiniz başlıklardan bazıları böyle 6. gün başlıyor. Amerika'da 6 gün içinde düzenlenen iki silahlı saldırıda yaklaşık 20 kişinin yaşamını yitirmesi ülkede silah yasası tartışmasını bir kez daha gündeme getirdi. Başkan Joe Biden kongreyi harekete geçmeye çağırdı. Biden'ın altyapı, ekonomik, göçmenlik seçimle ilgili planladığı birçok yasa tasarısına silah tasarısı da eklenmiş görünüyor. Ama başkanın bu planlarını hayata geçirmek için önünde büyük bir engel var. Senatoda filibuster olarak bilinen bir kürsü işgali uygulaması Amerika'da önümüzdeki günlerde sıkça gündeme gelmesi beklenen bu uygulamaya gelin yakından bakalım. Amerika'da gündem son günlerde oldukça yoğun. Georgia ve Colorado'daki silahlı saldırılarda 18 kişinin hayatını kaybetmesi, salgın döneminde neredeyse gündemden düşen silah yasası tartışmalarını bir kez daha gündeme taşıdı. Başkan Joe Biden ve yardımcısı Kamala Harris, taarruz silahlarının yasaklanması, geçmiş taraması ve yasadaki boşlukları dolduracak bir tasarıyı kabul etmesi için kongreye harekete geç çağrısı yaptı. Bu konuları içeren iki yasa tasarısı geçtiğimiz günlerde kongrenin alt kanadı temsilciler meclisinde kabul edildi. Ancak o iki yasa tasarısı kongrenin üst kanadı senatodaki dağılım nedeniyle 50 demokrat 50 cumhuriyetçi kongrenin üst kanadına henüz gelemedi. Çünkü cumhuriyetçiler genelde bu konudaki kısıtlamalara karşı ve demokratların senatoda silah yasasıyla ilgili sonuç alabilmesi için 60 sayısına ulaşmaları 10 cumhuriyetçiden destek almaları gerekiyor. Sadece bu değil. Biden'ın gündeminde göçmenlik, altyapı, seçmen hakları, asgari ücret gibi birçok konuda yasa tasarısı var ve hepsinin karşısında da 100 üyeli senatoda 60 oy gereksinimi olarak özetlenebilecek filibuster yani kürsü işgali var. Amerikan senatosunda yasalar salt çoğunlukla kabul edilmiyor. Biden yönetimi yaklaşık 2 trilyon dolarlık paketi filibuster yerine reconciliation uzlaşma olarak nitelenen taktikle senatoda açtı. Yapılan oylamada 51 senatör filibuster'a gerek olmadığı yönünde oy kullandı ve ekonomik paket 49'a karşı 50 oyla kabul edildi. Ama sorun bu yöntemin bir yıl içinde sadece üç defa uygulanabilmesi. Yani demokratların bu yıl içinde filibastırı aşmaları için iki hakları daha var. Onun dışındaki önemli yasa tasarılarını senatoda oylatabilmeleri için 10 cumhuriyetçi senatörün desteğine ihtiyaçları var. Durum böyle olunca Demokrat Parti içinden filibastırın kaldırılması gerektiği şeklinde sesler <laughs> yükseldi. Senatoda iki numaralı Demokrat Dick Durbin de o seslerden biriydi. Senato azınlık lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell'ın filibuster'la ilgili önerileri sert şekilde eleştirmesi, Senato'da çoğunluk olmaları halinde demokratların bundan pişman olacakları şeklinde özetlenebilecek açıklamaları bu konudaki tartışmaları şimdilik frenlemiş gibi görünüyor. As soon as Republicans wound up back in the saddle. Cumhuriyetçiler senatoyu geri alır almaz yalnızca ülkeye zarar veren her liberal değişikliği değiştirmeyecek, diğer taraftan sıfır katkı alarak Amerika'nın bütün muhafazakar politikalarını güçlendirecek. Filibuster'ın ülke tarihindeki yeri ve tartışmaları bir hayli eskiye dayanıyor aslında. Amerika'da 1800'lerin ortasından beri var. O dönemde senatörlere süresiz konuşma hakkı şeklindeydi ve bazı senatörler de köleliği savunmak için bu haklarını uzun sürelerce kullandı. 1950 ve 60'larda ise vatandaşlık hakları yasa tasarılarını durdurmak için kullanıldı. No. Eğer filibuster olursa kesinlikle Washington'a yürüme planımız var. Irk ayrımını savunanlar vatandaşlık ve oy haklarını filibusterla durdurmak için senatoda yatmak zorunda kalıyorlardı. Çünkü her an bir oylama olabilirdi. O yıllarda Talking Filibuster denilen bir uygulama söz konusuydu. Senatörlerin bitmek tükenmek bilmeyen kürsü konuşmaları oylamalar önünde büyük engeldi. Senato oylamayı engellemek için kullanılan bu kadar uzun süreler konuşmayı gerektiren kuralı 1975 yılında değiştirdi. Onun yerine 5'te 3 çoğunluk getirdi. 100 üyeli Senato'da yasa tasarısının oylanabilmesi için 60 oy artık tartışmayı sona erdirecekti. Bu bizim tanımlamamızla engel mekanizması olarak kullanıldı. Peki ya başkan? Başkan Biden kaldırma değil, reform olsun diyor. Biden'ın filibastırın 1975'ten önceki haline dönmesine destek veren mesaj vermesi, akıllara 1939 yapımı Mr. Smith Goes to Washington, Mr. Smith Washington'a gidiyor filmini getirdi. Filmde bir senatör senatoyu tıkanma noktasına getiriyor ve bir konu üzerinde durmadan konuşuyor. <laughs> Filibuster kuralını değiştirmek salt çoğunlukla mümkün ancak demokratlar her bir oyun çok değerli olduğu senatoda bu konuda tam bir bütünlük sağlayabilmiş de değil. 60 oy bir amaç için var. Ülkenin kurucuları bir araya gelmemiz gerektiğini belirtti. Sakinleşmeliyiz ve bir araya gelmeliyiz. Biden ve demokratların gündeminde bu kadar fazla konuda yasa tasarısı varken demokratlar arasında filibuster uygulamasına bir çözüm bulunması yönündeki çağrılar önümüzdeki günlerde artacak gibi görünüyor. Serhan Akif Ak Yıldız Amerika'nın Sesi Washington Amerika'da koronavirüsüne karşı aşılama tüm hızıyla sürerken dördüncü aşının kullanıma sunulması ile ilgili pürüzler yaşanıyor. Öte yandan 9 haftadır düşüşte olan yeni vakalarda yeniden artış söz konusu. Yetkililer bu artışta virüsün daha bulaşıcı olan yeni varyantları kadar aşı yaptıranların tedbiri elden bırakmasının da etkili olduğu görüşünde. Üstelik koronavirüsüne karşı bağışıklık aşılamanın hemen ardından başlamıyor. Amerika'da salgın ve aşılama ile ilgili son gelişmeleri Dilge için derledi. İnsanları hemen aşılamamız lazım. Virüsün yeni varyantları çıkmaya başladı. Herkese ne kadar hızlı aşılarsak o kadar çabuk normale dönebiliriz. Amerika aşılama çalışmalarında eyaletlere federal destek sağlayarak vites düşürmemeye çalışıyor. Michigan'da bu eyaletlerden biri Federal Acil Durum Dairesi'nin aşılama merkezine dönüştürdüğü futbol stadında 50 yaş üstündekilerin aşılanmasına başlandı. Resmi verilere göre ülke genelinde dağıtılan aşı dozu sayısı 165 milyon civarında. En az 130 milyon doz aşı da yapılmış durumda. Yaklaşık 46 milyon kişi tamamen aşılandı. Dağıtılan aşıların 160 milyondan fazlası Pfizer, BioNTech ve Moderna'nın aşıları. Johnson Johnson aşısındansa 4 milyonun üzerinde dağıtılmış durumda. Firma bu ay sonuna kadar 20 milyon doz aşı tedarik edeceği sözünü vermişti ancak Biden yönetiminin elinde önümüzdeki hafta için sadece 4 milyon doz Johnson Johnson aşısı var. Aşımızın %79 etkili olduğunu söylemek çok güzel. Ağır hastalığa karşı da %100 etkili. Umudum birkaç hafta içinde Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi'ne başvurmak. Onların değerlendirmesi sonrası Nisan'ın ikinci yarısında onay alabiliriz. Mayıs sonuna kadar koronavirüs aşısına tüm Amerikalıların erişimi olacağı sözünü veren yönetimin imdadına Oxford AstraZeneca aşısının yetişmesi bekleniyordu. Aşıda Avrupa'da rastlanan kan pıhtılaşması riski gibi herhangi bir yan etki tespit edilmediğini vurgulayan firma, kullanım onayı için Nisan ayını işaret etse de Amerikalı yetkililerden gelen son açıklama ertelemeye neden olabilir. Veri Güvenliği İzleme Kurulu, AstraZeneca'nın Amerika'da yürüttüğü koronavirüs aşısı denemesinin sonuçlarının eski bilgiler içermiş olabileceğini söyledi. Bu durumun şirketin aşının etkinlik verileri hakkında eksik bir tablo sunduğu anlamına gelebileceğini kaydetti. Johnson Johnson ve AstraZeneca'dan gelen haberler Biden yönetiminin canını sıksa da Pfizer ve Moderna aşılarının dağıtımı tüm hızıyla sürüyor, yüksek aşılama oranı yakalayan bazı eyaletlerde tedbirleri gevşetiyor. Ancak Amerika'da vaka sayılarında yeniden artış var. Uzmanlar bağışıklığın hemen başlamadığını belirtmenin yanı sıra aşı olmanın maskesiz hayat anlamına gelmediği konusunda uyarıyor. Tüm diğer aşılar gibi koronavirüs aşısı da vücuda hastalıkla savaşmak için antikor üretmesini öğretiyor. Bu da günler alıyor. Antikor seviyeleri ortalama 2 haftanın sonunda koruma eşiğine ulaşıyor. Bu eşik sağlanıncaya kadar virüse yakalanmak halen mümkün. Beyaz Saray koronavirüsü görev gücü bu nedenle Amerikan halkını tedbiri bırakmamaları ve seyahat etmemeleri konusunda uyarıyor. Believe me, I get it. İnanın anlıyorum. Hepimiz günlük hayatımıza geri dönmek, ailelerimiz, arkadaşlarımız, sevdiklerimizle vakit geçirmek istiyoruz. Ancak biraz daha dayanacak gücü bulmamız lazım. Bu pandemide çok kritik bir noktadayız. Ülke olarak bir yol ayrımındayız ve hangisini seçeceğimiz çok önemli. Eğer doğru adımları atmazsak tam da aşılamada hız kazanmışken Avrupa'da gördüğümüz gibi aslında önlenebilir bir artışla karşılaşabiliriz. Amerika'da vaka sayısı geride bıraktığımız haftada 30 milyonu, can kaybı 545 bini aştı. 9 hafta boyunca düşüşte olan vaka sayıları son 2 haftada ülke genelinde %5 civarında artmış durumda. Günlük can kaybı ve hastane yoğunluklarında düşüş olması ise umut veriyor. Can kayıpları %15 civarında azaldı. Hastanelerin yoğunluğu da ülke çapında Ekim ayından bu yana en düşük seviyesinde. Amerikalıların aşı olma konusundaki şüpheleri de azalıyor. Yapılan anketler halkın neredeyse %70'inin aşıdan yana olduğunu ortaya koyuyor. Ülkede aşı olmayı özendirmek için düzenlenen kampanyalarda ses getiriyor. Son olarak Amerika'nın ünlü bir donat şirketi de aşı kartını gösterenlere bedava çörek dağıtarak kampanyalara tat getirdi. Dilgeti Moçin, Amerika'nın sesi Washington. Uzmanlar koronavirüsünün bünyeyi nasıl etkilediği ve neden ölümcül olabildiği ile ilgili hala yeni bir şey keşfediyor. Cleveland Kliniği'nde yapılan bir ankete katılanların yarısından fazlası koronavirüsünün kalbi de etkileyebildiğini, %70'i ise yüksek tansiyonun virüse yakalanma riskini de arttırdığını bilmediklerini söyledi. Kardiyologlar artık koronavirüsüne yakalanan kalp hastalarının çok daha ciddi risklerle karşı karşıya olduğunu biliyor. Ancak birçok kişi hala bunun farkında değil. Birçok kişi virüsün akciğerleri etkilediğini biliyor. Ancak virüs kanın pıhtılaşma oranını belirleyen, pompalama görevi olan kalbinde enfeksiyon nedeniyle risk altında olduğunu bilmiyor. Koronavirüsü kişilerde ciddi kardiyovasküler rahatsızlıklara neden olabiliyor. Virüse yakalanan kişide belirtiler görülmese bile kalp zarar görmüş olabiliyor. Virüse yakalanan ama bunu fark etmeyen bazı hastaların aylar sonra kalp sorunu yaşadığını görüyoruz. Koronavirüs enfeksiyonunun kalpte yarattığı hasar yıllarca sürebilir. Dr. Alan Anderson bu riskin virüse yakalanmadan önce kalp rahatsızlığı olmayanlar için de geçerli olduğunu söylüyor. Bazı hastalarda damarlarında tıkanıklık olmamasına rağmen kalp krizi geçirenlerde rastlanan kan enzimlerine rastlanıyor bu hastaların kalp ritimleri ciddi oranda bozuluyor. Doktor Samir Kapadia'ya göre duygusal stres de önemli bir rol oynuyor. Korkulu ya da öfkeli kişilerde kan pıhtılaşmasının daha fazla görüldüğü kanıtlanmış bir durum ve bu da kalp krizi riskini arttırıyor. Doktorlar koronavirüsünün kalpte neden olduğu hasarın bazı hastalarda onarılabildiğinin ancak bazılarında ölüme bile neden olabildiğinin altını çiziyor. Texas Üniversitesi'nin sağlık merkezinde araştırmacılar bir antibiyotik ve bir diyabet ilacının COVID hastalarında etkili olup olmadığını test ediyor. Antibiyotikler bakteriyel enfeksiyonlara karşı etkili ancak koronavirüsü gibi virüslere işlemiyor. Diğer taraftan hücrelerimizde kimyasal enerji üreten ve kalp atışımızda dahil bedenin birçok biyolojik eylemini tetikleyen mitokondriler var. Uzmanlar mitokondrilerin bir tür bakteriden türediğine inanıyor. Bu yüzden de antibiyotiklerin de koronavirüsüne karşı etkili olabileceği, dolayısıyla kalbi de koruyabileceği tahmininde bulunuyorlar. Test edilen diyabet ilacı, mitokondrilerin enerji üretmeye devam etmesini sağlayan bir ilaç. Merkezdeki araştırmacılar bu ilaçları koronavirüs enfeksiyonunu atlatan hastalar üzerinde deneyerek kalbin uzun vadedeki fonksiyonunu gözlemlemeye çalışıyor. Burcu Gündoğan, Amerika'nın Sesi, Washington. New York Amerika'nın en kalabalık kenti ve geçen yıl salgından çok fazla etkilendi. Kent bu günlerde normal günlerine dönmek için adımlar atıyor. İş açılıyor, restoranların kapalı alanlarında %50 kapasiteyle hizmet verilmesine ve Broadway tiyatroları etkinliklerine yeşil ışık yakıldı. Tüm bu gelişmelere rağmen kentin salgın öncesi günlerine dönmesi sanılandan uzun süreceğe benziyor. New York çok zor bir yıl geçirdi. 3,5 milyondan fazla kişinin kenti terk ettiği tahmin ediliyor en azından geçici olarak. Turist sayısı 3'te 2 oranında azaldı ve New York'u asla uyumayan kent yapan birçok mekan kapandı. Ama tünelin ucundaki ışık yanmaya başladı. New York tarihi toplumu gibi yerlerdeki etkinliklere yeniden izin verilmeye başladı. %50 kapasiteyle 150 konuğa kadar. Masa yerlerinden kim ne zaman dans edecek ayrıntısına kadar birçok kısıtlama kaldırıldı. Soru yağmuru geri gelmeye başladı. Bahar'ın uygunluğunu sormaya başlayan şirket var. Tatil partileri istekleri var. Şirketlerden birçok kar amaçlı ve kar amacı olmayan kuruluş ve derneklere kadar birçok başvuru var. Sonunda birçok kişinin katılacağı böyle gerçek etkinlikleri konuşmaya başlamaktan çok memnunuz. New York caddelerinde dışarıda akşam yemeği yiyenler geçen yılın geleneksel görüntüsüydü. Fakat bu değişmeye başlıyor olabilir. Restoranlar artık kapasitelerinin %50'sine kadar iç mekanlarda hizmet verebilecek. Bu Tony di Napoli gibi kentin doğu kısmındaki restoranlar için çok iyi haber. Ancak kentin başka yerlerinde sandalye sayısı yeterli değilse bu değişiklik çok fazla yarar sağlamıyor. Pandemiden önce masa bulmak zordu. Burası çok popüler ve hareketli bir restorandı. Neredeyse 350 oturma yeri vardı ve her akşam işler çok yoğundu. Restoranı neredeyse 9 ay kapamak zorunda kaldık. Çok üzücü oldu. Daha küçük aile işletmesi restoranlar sosyal mesafe nedeniyle içeride kapasiteyi arttırmaktan yarar görmekte zorlanıyor. <laughs> bir çoğu %50 kapasiteyle ayakta duramaz restoranlara destek niteliğindeki haber, canlı performansların sahneleneceği Broadway tiyatrolarının 2 Nisan'dan itibaren açılabileceği haberiyle geldi. Fakat bu içeride 100, dışarıda 200 kişiyle sınırlı üçte bir kapasiteyle olacak. Bu güzel bir sürpriz ancak birçok iş yeri yaz ya da sonbahara kadar kısıtlamaların kaldırılmasının yararını göremeyecek. Bize verilen tarih birçok tiyatronun tam kapasiteyle çalışmasının imkansız olduğu günlere rastlıyor. Sanatçılarımız aşı olmadı. Tiyatrolarımızı izleyiciler ve sanatçılarımız için tam güvenli şekilde açmak için yeterli kaynağımız yok. Sanatçılarımızın prova yapması gerekiyor. Bu koşullarda o da zor. Kısıtlamaların yumuşatılması birçok New Yorklu tarafından memnuniyetle karşılandı. Bununla birlikte birçok önlemin hala yürürlükte olması birçok iş yeri açısından değişimin yararlarını görmek için bir süre daha beklemek anlamına geliyor. Aslı Pelit, Amerika'nın Sesi, New York. Amerika'da üniversitelerin ve yüksek öğretim kurumlarının korona virüsü nedeniyle kapılarını kapatarak sanal eğitime geçmesinin ardından bir yıl geçti. Ancak bu yeni normalin okullar ve öğrenciler üzerindeki etkisi devam ediyor. Amerikalılar geçen yıl Mart ayında artan koronavirüsü vakalarıyla karşı karşıya kaldı. Yüzlerce üniversite ve yüksek öğretim kurumu kampüslerini kapatmak zorunda kaldı. Bu da kampüs yaşantısını ve öğrencilerin hayatını alt üst etti. Nereye gideceğimi bilmiyordum. Benim için çok stresliydi. Hastalıkları kontrol ve önleme merkezlerine göre çoğu 29 yaşın altında olan üniversite öğrencileri virüsün yol açtığı hastalığı sert geçirme olasılığı en düşük grupta yer alıyor. Ancak araştırmacılar Londra'daki Imperial College öğrencilerinin yaşadıkları bölgelerde hastalığı en hızlı yayan kişiler olduğunu ve bağışıklık sistemi zayıf olanlar açısından ciddi bir tehdit oluşturduklarını tespit etti. Okulların salgına nasıl yanıt vereceği konusunda ulusal bir strateji olmaması eğitim kurumlarının farklı yollar denemesine neden oldu. Bazıları yolunu sık sık değiştirdi. Bu kurumlar önce öğrencileri evlerine gönderdi, sonra geri çağırdı ve yeniden evlerine yolladı. Doğrusu sık sık deneme atışı yaptılar ancak hedefi kaçırdılar. Çünkü koşullar hızla değişiyordu. Bahar tatilinin sonunda birçok okul online ya da karma eğitim modellerini benimsedi. Online ortamda çok az varlığı olan okullar kendilerini online eğitim kurumlarına çevirmek ve yüzlerce hatta binlerce kişiye online eğitim vermek zorunda kaldı. Ancak öğrenciler sanal eğitimin getirdiği teknolojik sorunlar, destek ve kaynak eksiklikleriyle ikinci sınıf bir eğitim deneyimi sağladığını söylüyor. Bu moral bozucu çünkü bu kadar parayı kendi kendime YouTube'dan öğrenmek için veriyormuşum gibi hissediyorum. Sonbahar dönemi için kayıtlar azaldı, okullar para kaybetti. Bu bir yandan futbol maçları gibi büyük etkinliklerden elde edilen geliri de etkiliyor. Sonbaharda birçok okul yurtlarını yeniden açtı ve kampüs faaliyetlerini kısmen de olsa başlattı. Ancak koronavirüsü vakalarında yaşanan artış hızla yeniden kapanmaya neden oldu. Yine de kampüse kısa süreliğine de olsa dönen bazı öğrenciler kampüs hayatının risk almaya değdiği görüşünde. Nijeryalı öğrenci Tao Ayodeji'ye göre 10 ay uzaktan eğitim almanın dezavantajları oldu. Zaman farkı nedeniyle çok zordu. Ayrıca Nijerya'da internette çok iyi değil. Sürekli teknik sorun yaşıyordum. Açık kalmayı başaran okullarda koronavirüsü önlemleri yaşam tarzına dönüştü. Şimdi Mart ayındayız. Yurttaki odamda bol miktarda maskem ve el dezenfektanım var. Okulda haftada iki kere test olmamız ve koronavirüsü izleme formunu doldurmamız gerekiyor. Bütün bunlara alıştım artık. Aşıya erişimin artması ve Amerika'da yeni vaka sayılarının azalmasıyla uzmanlar sonbaharda sınıflara dönülmesini bekliyor. Bu virüsün kendilerini gerçek bir üniversite deneyiminden mahrum bıraktığını söyleyen öğrenciler için iyi bir haber. Kampüste yaşama, profesörlerle iyi ilişkiler kurma fikri bir topluluk hissi oluşturuyor. Bu Kolombiya'daki okullardan çok farklı. Ancak şimdi ise aslında pek de farklı hissetmiyorum. Üniversiteye başlamaya hazırlanan öğrenciler için iyi bir haberse bir dizi üniversite ve yüksekokulun kayıt için standart sınav koşullarından vazgeçmesi. Bunun da gelecek yıl kayıt sürecinde yaşanacak sorunları önlemesi bekleniyor. Pınar Sayar Kızılçalı Amerika'nın Sesi Washington. Amerika Uzay ve Havacılık Kurumu NASA'nın Mars'ta yaşamın izlerini sürecek olan uzay aracı Perseverance Kızıl Gezegen'de araştırmalarına devam ediyor. NASA'nın 2035'e kadar Mars'a astronot göndermeyi hedefleyen açıklamaları sonrası uzaya yolculuk tahmin edilenden daha mı yakın soruları da sıkça gündeme gelmeye başladı. Uzay yolculukları gerçekten başlıyor mu? Los Angeles'tan Çıdam Yücel'in haberini izliyoruz. Right, As the countdown to Mars continues. Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi NASA'nın 30 Temmuz 2020'de yola çıkan Mars keşif aracı Perseverance geçtiğimiz haftalarda kızıl gezegene başarıyla indi. 7 ay süren 480 milyon kilometrelik tarihi yolculuk başarıyla sona erdi. Dünyada milyonlarca kişi de aynı anda canlı yayınla bu tarihi yolculuğun son dakikalarına tanıklık etti. Görev adı Mars 2020 olan Perseverance gezicisinin ilk ve ana amacı Mars'ta çok uzun zaman önce hayat var mıydı bunu bulmak. Bunu gerçekleştirebilmek için kumandalı bir aracın üstüne 7 adet enstrüman yerleştirildi ve bu enstrümanlar sayesinde Mars'ın panoramik resimleri, Mars'taki sesler, Mars'ın hava şartları, X-ray ve ultraviyole spektrumları ve yüzey altı taraması gerçekleştirilebilecek. Bu gezici şu an kuru olan ama eskiden göl olduğu tahmin edilen Cezero isminde bir kratere indirildi. Bunun sebebi de bildiğiniz gibi su hayattır ve kuru da olsa bu kraterin yüzeyinde eskiden kalmış hayatla ilgili kanıt olma ihtimali diğer bölgelere göre daha yüksek. Şimdi Perseverance Gezicisinin başka görevleri de var. Bu e, ikinci görevi mesela Mars ile ilgili teknoloji gösterimlerinde bulunmak. Mesela Mars'ın atmosferindeki karbondioksitten oksijen üretebilir miyiz? Bunun deneyini yapmak ki ileride Mars'a insan gönderirsek orada oksijenimizi nereden sağlayacağımızı bilelim. Bu tarihi yolculuğun da etkisiyle artık sık sık duymaya başladığımız soru uzaya yolculuk tahmin edilenden daha mı yakın? Los Angeles'ta yaşayan NASA Uçuş Sistemleri Mühendisi Andy Kurum'a göre bizler için yakın gelecekte uzaya yolculuk pek mümkün görünmüyor. Eğer ışık hızından daha hızlı gidebilme yolu icat edilirse ya da öbür galaksilere... Kısa yol bulunursa belki insan olduğu birbirini yok etmeden önce böyle günleri de görebilir. 2035'e kadar Mars'a astronot göndermeyi hedefleyen Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi NASA, bu yolculukta nükleer roket kullanma seçeneğini değerlendiriyor. <laughs> Bazı uzmanlar nükleer roket teknolojisinin uzay seyahatlerini mümkün kılarken gelecekte galaksiler arası iş fırsatları yaratacağını belirtiyor. NASA Uçuş Sistemleri Mühendisi Andy Kurum mevcut teknolojiyle bunun mümkün olamayacağını belirtiyor. Metin Akpınar'ın Deliler diye bir tiyatrosunda Galaksi taksi araba yok diye bir skeçi vardı. Bizim galaksiler arası seyahatimizde buna benzer bir durum nükleer roketler mükemmel bir biçimde icat edilse de bize en yakın galaksilere uzaklığımız binlerce ve milyonlarca ışık yılı olarak ölçülüyor. Yani ışık hızında gitseniz bile mesafe o kadar büyük ki binlerce milyonlarca sene yolculuk etmeniz gerekiyor. Nükleer ne roket ne kadar mükemmel olsa da böyle süratlere yaklaşamaz. Yaklaşsa bile binlerce sene yolculuk yapmak 60 ila 90 sene yaşayan insanoğlunun zaman kavramının dışında kalmakta. Uzmanlar mevcut sistemle uzay radyasyonunda radyasyon hastalığı, merkezi sinir sistemi sorunları ve kanser riskini artırabileceği uyarısında bulunuyor. Nükleer roket sistemi hayata geçirilirse yolculuk süresi kısalacak ve mürettebatın uzay radyasyonuna maruz kalma süresi de azalmış olacak. Ancak nükleer reaktörden çıkan radyasyonun uzay aracının içindeki olası etkisi henüz tam olarak bilinmiyor. Uzayda yolculuk edilirken bir sürü düşmanınız var. Bunlardan biri ekipmanınızın bozulması, öbürü uzayda çeşitli kaynaklardan gelen radyasyon ve tabii ki yerçekimsiz ortamda geçen zamanın vücudumuza yaptığı yan etkiler. Bunların hepsinin azaltılması, uzayda insanlı yolculuk kapasitemizi yükseltmekte ve nükleer bazlı bir roket bu konuda yardımcı olabilir. Uzay işinde şöyle bir sorun var. Bir sorunu çözüyorsunuz ve beş başka sorun yaratıyorsunuz. Bu reaktörlerin şimdi güvenliği, dizaynı, uzayda yanındaki astronotu zehirlememesi, uzayda patlarsa başka bir cismi kontamine etmemesi gibi bir sürü daha değişken durum işin içine girmiş oluyor ve bunların da çözümü çok uzun bir süre alacak. Uzaya çıkmak, dünyaya dışarıdan bakabilmek çok az kişiye nasip olan bir şey. Ancak bu hayali gerçekleştirmek sıradan kişiler için yakın gelecekte pek olası görünmüyor. Çıdam Yücel, Amerika'nın Sesi Los Angeles. Washington'dan 6. günle karşınızdaydık. Haftaya yine bu ekranda Amerika gündemine haftalık bir bakış yapacağız. Hoşçakalın.